Vardı. Şimdi 1976'da çizilen rahmetli Başbakan Erbakan'ın bir karikatürü gündemde. Karikatürde de işte tanklar var, uçaklar var, milli teknoloji hamleleri var. Bugün geldiğimiz noktada sorulan soru da şu: yeniden refah nereye koşuyor diye soruluyor. Çünkü yeniden refahlar Saadet Partisi CHP'ye bir şekilde eklemlendi diye partiyi terk edip bir hareket içerisine girmişlerdi. Bugün geldiğimiz noktada demek kazandıracak hale geldiler diye eleştiriler ve değerlendirmeler var. Sorum da şu olacak: yani milli görüş gömleği artık farklı mı yorumlanıyor yeniden refah cephesinde? İşte bir pazarlık yapıldı, bazı belediyelere AK Parti vermedi. AK Parti bize belediyelere vermediyse biz DEM'le CHP'yle yol yürürüze kadar savrulmak normal midir siyasette? Siz bu çarşafın bu karikatürü nasıl yorumlarsınız? Çünkü o zaman dalga geçmek için bunu yapmışlar. Şimdi sayın merhum Necmettin Erbakan dünya tasavvuru olan bir liderdi. Dünyada olan biteni iyi okuyordu ve bunun da Türkiye ile ilgili yansımalarına dair söyleyecek cümleleri vardı. Bu bir. İki, sayın merhum Necmettin Erbakan Türkiye ile ilgili kurulmuş kapanları da çok iyi gören bir liderdi. Dolayısıyla milli sanayi hamlesinin önünde hangi engellerin olduğunu, vesayet mekanizmalarının neler olduğunu, Batı'ya ait biçilmiş deli gömleğinin bizim üstümüze zorla giydirilmesinin tezahürlerinin ne olduğunu biliyordu. Dolayısıyla dünyayı ve ülkeyi bilen Sun Tzu'nun tabiriyle, Suzi'nin tabiriyle, eğer düşmanını biliyor, kendini biliyorsan gittiğin her savaştan galip çıkarsın. Eğer düşmanını bilmiyor, kendini biliyorsan %50 şansın vardır. İkisini de bilmiyorsan girdiğin her harpten yenik çıkarsın diye bir şeyi var. Merhum ikisini de bilen bir dünya tasavvuruna sahipti. O zaman dalga geçilmiş olunan bu sayıdaki her şey gerçek oldu. Bunun farklı boyutları da var. Yani orada sayın merhum Erbakan'ın 2000'li yıllarda ortaya koymuş olduğu söylemler var. Bir de 28 Şubat öncesinde ortaya koymuş olduğu söylemler var. Boğaz'ın bir tüp geçitle geçilmesinden, efendime söyleyeyim, Körfez geçişinin Osman Gazi Köprüsü'nü anlatan bir köprü ayağıyla geçilmesinden, düşmanın kendi konvansiyonel gücü çok yüksek olduğu için insansız sistemlere yatırım yapılmasına varıncaya kadar bugün hayata geçmiş birçok şey gündemimize girdi. İşte bunlar ile ilgili Erbakan'ın ortaya koyduğu şeyleri oğul Erbakan üzerinden koymak istiyorlar. Şimdi ben buna kısmen kendi içlerinde kurmuş oldukları partiyle ilgili bir eleştiri getirmiyorum. Ama anakronik kaldıklarını çok rahatlıkla görebiliyorum. Merhum Erbakan'ın Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul seçimleri öncesinde bindikleri kamyonetin aynı benzerini bulmuşlar. O kamyonetin de içerisine doluşmuşlar. Ve oradan anakronik bir şekilde, yani artık zamanın ruhuyla da uygun olmayacak bir görüntüyle Ankara sokakları geziliyor. Arkada ne var? O kamyonete binmişler ama arkada o kamyonetin 10 katı değeri olan bir tane Mercedes VIP otobüs var. Şimdi merhum Erbakan ile Erdoğan yokluklar içerisinde o kamyona bindiler ve 1994 senesinde İstanbul Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi gibi iş bilmez bir yönetimin elinde susuzluktan kırılırken, Ümraniye'de çöpler patlarken teslim aldılar. Şimdi sizin gelmiş olduğunuz noktada o kamyonete binmeniz o ruhu tekrardan kazanmış olmanız ile alakalı, size bir şey kazandırmıyor. İstanbul'a geldiğimizde İstanbul'un sorunlarının nasıl devasa bir şekilde son 5 yıl içerisinde büyüdüğünü biliyoruz ve İstanbul'un kaynaklarından paradan kuleler üretildiğini ve bu paradan kuleler üzerinden de siyasetin finanse edildiğini, ikbal ve kariyer planlamalarının yapıldığını bugün artık Türkiye'de sağır sultan bile bilirken, bu suça ortak olacak, bu günaha ortak olacak şekilde İstanbul'da kazanması muhtemel olan Ekrem İmamoğlu'dur söylemi bizzat ve bizzat Fatih Erbakan'a ağzından çıkmış olduğu tarafımızdan biliniyorken, ısrarlı bir şekilde seçimlerde gaza basmak hangi anlama gelir? Ekrem İmamoğlu'nun değirmenine su taşımak anlamına gelir. Peki bu ne anlama gelir? Bu da merhum Erbakan'ın 94 yılında Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı İstanbul'da Nurettin Sözen'in yalan ve talan üzerine kurulmuş İSKİ skandallarıyla bezenmiş söylemlerine tekrardan İstanbul'u taşımak anlamına gelir ki burada son derece dikkatli olmak lazım gelir.